Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bu videomuzda 3 ayrı sorunun cevabını arayacağız. Bunlardan biri, hocam nota öğrenmesem kara düzen çalsam olmaz mı? İkinci bir soru, bunun tam tersi. Hocam notalarıyla çalıyorum ama kulaktan çalamıyorum. Ne yapmam lazım? Ve bir üçüncü soru da, hem uzun sap hem kısa sap çalmak aynı dönemde zarar verir mi? Bu üç sorunun cevaplarını konuşacağız. Safalar getirdiniz, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk soru şu şekilde. Nota öğrenmesem, kara düzen çalsam olmaz mı? Yani çok çok iyi bir müzik kulağına sahipsiniz. Müzikal birikiminiz, yani kulak dolgunluğunuz çok iyiyse, bir müzik ortamı içerisinde sürekli bulunuyorsanız, hemen bunun örneklerini vereyim. Mesela Neşet Ertaş. Neşet Ertaş hayatı boyunca hiç nota okumadı. Belki büyük ihtimal, çok büyük ihtimal okumadı. Fakat babasından veya diğer akrabalarından sürekli bir müzik ortamı içerisindeydi. Zaten gözünü açtı, belki müziğin içerisinde doğdu. Hep saz çalanları gördü, aldı, çaldı. Sonrasında da hatta hatırlarsınız, YouTube üzerinde yine bir videoda, bir televizyon programında, bir röportajda sormuşlar. Üstad, saz çalmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz diye. O da saz çalsınlar, saz dıngırdatmasınlar. Çünkü yarın ateşini yüreklerine koymadılarsa o sazı dıngırdatırlar. Karşıda dinleyen insanları da dıngırdatırlar diye kendi tabirleriyle işi çok güzel özetlemiş, anlatmış. Karadüren tabii ki çalabilirsiniz. Çok çok iyi saz çalan, gönüllerimize işleyen, çaldıkları şeyler gönüllerimize işleyen çok sayıda insan, emin olun notayı gösterseniz bu tüfek mi mertek mi der. Nota bilmezler ama fevkalade çalarlar. Hatta nota bilen, bir yığın nota bilen insanlar o fevkalade duygu yüklü çalan türküler, eserler üreten, çalan insanlara hayranlıkla bakar. Ondan sonra acaba şunun notasını nereden bulsak da şu türküyü öğrensek, şu eseri çalmasını öğrensek diye gayretler içerisine gireriz. Ama o eserin sahibi nota bilmiyordur. Fakat şimdi diğer soruya geçelim. Yani nota ile çalabiliyorum ama notasız çalamıyorum. Şimdi birçoğumuz itibariyle bir enstrüman öğrenelim, saz çalmayı çok istiyorum ama nasıl öğreneceğim diye oturup ya bir kurs yerine gidiyoruz ya bir işte YouTube kanalında, burada bizim eğitim kanalında olduğu gibi dersleri takip edip öğrenmeye gayret gösteriyoruz. Bu durumda nota işi kolaylaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yoksa nota aslen birinci dereceden arşiv için kullanılan bir unsurdur. Bakın, müzik dilidir, tamam. Eserlerin arşivlemek maksadıyla, kaybolmasının önüne geçmek maksadıyla eserleri yazıya alırız ondan sonra. Onun dışında sonra orkestrasyonlar girer devreye. Onlar için ayrı nota yazımları vardır ki biz türkülerimizde bunları kullanmıyoruz. Türkülerde ağırlıklı olarak arşivlemek maksadıyla kullanılıyor. Ondan sonra fakat eğitimde bakın o notaları karşımıza alıp yani birebir nota çalma zaten söz konusu olmamalı. Bunu neredeyse her dersimde vurguluyorum. Ben bunu da yapmıyorum. Çünkü farklı tavırları, yöre tavırları veya o anki ruh haletiniz devreye girdiğinde birebir nota çalmanın çok da sıhhatli bir şey olmadığını görüyorsunuz zaten. Fakat nota işi kolaylaştıran bir unsur olarak devreye giriyor. Şimdi bakıyoruz, notasıyla çalıyoruz. Hani başlangıç aşaması için söylüyorum bunları. Birebir o gördüğümüz notayı çalıyoruz. Kalıplara dikkat ediyoruz ondan sonra. Fakat istiyoruz ki işte notası olmadan da hafızamızda olan herhangi bir eseri çalayım. Bunun için arkadaşlar belli bir zaman gerekir. Birazcık işin olgunlaşması, mızrak kalıplarının oturması, parmakların oturması, rahat hareket etmesi, ne yapacağınızı biliyor hale gelmiş olmanız lazım ki o aşamadan sonra artık bildiğimiz eserleri veya duyduğumuz eserleri biz bir başkasının göstermesine ihtiyaç duymadan, notasına bakma ihtiyacı duymadan çalıyor hale gelelim. Bu birazcık zaman alır, belli bir olgunluk ister. Orası da zaten önemli bir eşiktir. O eşiği geçtikten sonra zaten çaldığınızdan keyif alır hale gelmiş durumdasınızdır. Artık saz çalıyorsunuzdur siz yani. Böyle
Onun için acele etmeyin bu konuda. Şimdilik notalarla çalın. Fakat nota bağımlılığı oluşmasın arkadaşlarımızda. Nota bağımlılığı oluşursa hayatınız boyunca hep yanınızda bir dosya taşımak zorunda kalırsınız. Bakın repertuar ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Ezgisiyle ve sözleriyle hafızanızda olan şey repertuarınızdır. Yoksa notasını önünüze koyduğunuzda çaldığınız şey sizin repertuarınızda olan bir eser değildir. Onun için birçok arkadaşımıza daha önce ders olarak da hazırladım yine soru cevap videolarında. Şunu tavsiye ettim. Çantada keklik böyle ezberinizde olan 8-10 eser her zaman bulunsun. Ama bunu ezberinize alın arkadaşlar. Hani konu komşu geldiğinde, akrabayı talukat evinize geldiğinde, bir arkadaşlarınızla otururken ya sen saz çalmaya çalışıyorsun kaç zamandır hadi bize bir iki eser çalsana dediğinde arkadaşlarınız böyle dur notalar yanımda değil yani notasını bir açayım şuradan telefonumdan notasını açayım da çalayım işlerine girmeden hemen sazınızı elinize alıp ezberden çalacağınız eserler olsun arkadaşlar. Bu çok önemlidir bakın bu hayat kurtaran bir tavsiyedir. Onun için ezberimize aldığımız şeyler repertuarımızdır unutmayalım. Öncelikle notalarla çalmaya devam ederim ama nota bağımlılığına girmeyelim arkadaşlar. Bir üçüncü soruda uzun sap ve kısa sap aynı anda çalmak zarar verir mi? Vermez arkadaşlar. Yani bunu belli bir seviyeden sonra yani uzun sap çalmayı da iyice öğrendikten, kısa sap çalmayı da iyice öğrendikten sonra yani yeri gelir eserine göre kısa sap bağlamanızı alırsınız çalırsınız. Yeri gelir uzun sap bağlamanızı alırsınız çalarsınız. Fakat bu soruyu soran arkadaş ihtimal ki öğrenme aşamasında yani birazcık kısa sap derslerini takip ediyorum. Birazcık uzun sap derslerini takip ediyorum. Bunun zararı olur. Onun da zararı olmaz arkadaşlar. Yani artık belli bir aşamayı geçtikten sonra kısa sap çalmaya da devam edin. Uzun sap çalmaya da devam edin. Fakat göreceksiniz bir süre sonra. Özellikle yöre mızraplarında uzun sap daha uzun sapta daha çok vakit geçirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Kısa sap çalmak daha bir kolayınıza gelecek. Hani elinize alıp keyifle kısa sap çalmak isteyeceksiniz ama eser okumaya başladığınızda yine kısa sapta ya kapa kullanmak durumunda kalacaksınız. Her esere göre birazcık böyle karar seslerini değiştirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Onun için biraz uzun sapta daha çok vakit geçirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bir de özellikle derslerinde ben o renkli yelpazeyi koymaya çalışıyorum. Bisket düzeninde eserler biliyorsunuz çalıştırdım. Sigah akortuyla eserler, müstezat akortuyla eserler çalıştırdım. Ablal düzeninde eserler çalıştırdım. Onun için bu farklı düzenlerde de vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Yani kısapla yani bağlama düzeni, çöğür düzeninde ne kadar vakit geçiriyorsanız işte misket düzenine çektiğiniz zaman da onda o kadar vakit geçirin. Ondaki eserleri de çalın. Ondan sonra sigah akortu çektiğinizde oradaki eserleri de oradan çalın. Dobüstüzat çektiğinizde işte rast eserleri de çokça çalın. Nihametleri oradan çalın. Böylece bu renkli yelpazeyi yakalamış olursunuz. Aksi takdirde 8-10 Türkiye etrafında döner durursunuz. Maalesef ki ben 30 yıla yakındır sahne alan bir insan olarak almış olduğum sahnelerde gelen istekleri şöyle bir araya getiriyorum. Yani milyonlarca istek gelmiş, çuvallar dolusu böyle kağıtlar. Bir ara biriktiriyordum onları, attım sonra. Fakat böyle bir grupluyorsunuz, önünüze koyuyorsunuz, bakıyorsunuz 50-60 eserden öteye geçmiyor. Yani oysa repertuarda bir sanat müziğini ele alacak olsanız belki 40.000'in üzerinde eser kayıtlı ve üretilmeye devam ediyor. Türklerimizi ele alsanız 9.000'in üzerinde TRT'de türkü kayıtlı. Fakat koskoca bir ülkede 80 milyona yakın insan 50-60 türkünün ötesine maalesef geçemiyor. Hep orada böyle işte Ormancı, Mihriban, Kütahya'nın pınarları, hastanenin önünde incir ağacı etrafında, Zahide etrafında dönüp duruyor maalesef. Bu çemberi biraz kırıp o renkli yelpazeyi dedelerimizden bize miras kalmış olan o zengin irfan hamulesini biraz tanımak, onunla hemhal olmakta fayda var. İyi, bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.